Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritmik denklemler konusunu işleyeceğiz. Bilinmeyenin logaritması bulunan denklemlere logaritmik denklemler denir. Taban, pozitif reel sayı ve birden farklı olmak üzere logaritma A tabanında gx, b'ye eşitse arkadaşlar, burada logaritmanın özelliği gereğince gx neye eşittir? A üssü b'ye. Logaritma A tabanında fx, logaritma A tabanında gx'e eşitse, yani tabanlar aynıysa, logaritmanın işleri de aynı olmak zorundadır. Logaritma hx tabanında fx eğer gx'e eşitse, yani tabanda bir reel sayı değil de bir fonksiyon varsa, yine aynı logaritmanın özelliğini kullanıyoruz. Yani burada fx eşittir arkadaşlar. Taban yine aynı taban olarak üstel fonksiyon tabanına geçiyor. Hx üzeri gx oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var arkadaşlar. Fx, gx ve hx fonksiyonları logaritmanın içinde yer aldığı için ve bazıları da hx fonksiyonu özellikle tabanda yer aldığı için arkadaşlar sıfırdan büyük olmak zorundadır. Aynı zamanda hx fonksiyonu tabanda olduğu için 1'e eşit olmamalıdır. İlk örneğimize başlayalım arkadaşlar. Logaritma x tabanında 3x eksi 2, 2'ye eşit ise x kaçtır? Burada arkadaşlar logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyona çevirerek soruyu çözüyoruz. X'i karşı tarafa üstel fonksiyonun tabanı olarak atıyoruz. Yani taban yine aynı taban oluyor. Burada 3x eksi 2 eşittir x kare oluyor arkadaşlar. X bakın karşı tarafa taban olarak geçmişti. Daha sonra x kare eşittir 3x eksi 2 denklemini elde ediyoruz. Burada hepsini bir tarafa topluyoruz arkadaşlar. 0'a eşitleyip ikinci dereceden denklemi çözeceğiz. Burada çarpanlarını ayırdığımızda ve 0'a eşitlediğimizde x'i 1 veya x'i 2 buluyoruz arkadaşlar. Fakat x aynı zamanda logaritmanın tabanında. Tabanında olduğu için de arkadaşlar biliyorsunuz taban 0'dan büyük ve 1'e eşit olmamalıydı. Burada 1 kökünü alamıyorum dolayısıyla x tabanda olduğundan. Onun için x 1'e eşit olamaz ve x'in alabileceği tek değer vardır. O da 2'dir. İkinci örneğimize devam edelim. Kök içinde logaritma x artı logaritma x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Evet, üstel denklemlerde de görmüştük arkadaşlar. Bazı soruları değişken değiştirerek çözüyorduk. Logaritmik denklemlerde de aynı şey geçerli. Yine değişken değiştiriyoruz arkadaşlar. Burada derecesi küçük olan kök içinde logaritma x olduğu için kök logaritma x'e t diyoruz. Kök logaritma x eğer t'ye eşitse logaritma x bunun karesi olduğundan t kare olur. Yani logaritma x yerine t kare, kök logaritma x yerine t diyoruz. Böylelikle t kare artı t eşittir 0 oluyor. İkinci dereceden denklem yine arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çarpanlarını ayırıyoruz. T parantezini aldım. 0'a eşitledim. T'yi eksi 1 ve t'yi 0 buldum. T neydi? Kök içinde logaritma x. Kök logaritma x eksi 1 veya kök logaritma x 0 olacak. Fakat biliyorsunuz kökte ifadelerin sonucu asla eksi bir sayı olamaz. O nedenle kök logaritma x eksi 1 olamaz diyoruz. Buradan kök logaritma x eşittir 0 ise nedir arkadaşlar? Logaritma x 0'a eşit olmalıdır. Buradan da x 10 biliyorsunuz tabanı 10. Eğer tabanda bir şey yazmıyorsa tabanı 10 oluyordu. X eşittir logaritmanın kuralı gelinince 10 üstü 0'dan 1 oluyor arkadaşlar. O zaman bu denklemimizin çözüm kümesi nedir arkadaşlar? 1'dir. Üçüncü örneğimiz de arkadaşlar testlerde bolca karşımıza çıkan bir örnek. Burada dikkat ederseniz logaritma x tabanında 2 eksi 2 logaritma 2 tabanında x eksi 1 eşittir 0 denklemi var. Bu denklemde arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane logaritmik ifade var ve bu ifadelerde tabanla içi yer değiştirmiş. Biz bunu logaritma özelliklerinde bir kural olarak görmüştük. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu denklemi çözebilmek için ilk olarak logaritmik ifadeleri birbirine benzetmem gerekiyor. Burada logaritma 2 tabanında x'e t diyorum arkadaşlar. Diğerine de diyebilirsiniz. Fark etmez. Ben logaritma 2 tabanında x'i tercih ettim. Şimdi logaritma 2 tabanında x t ise arkadaşlar logaritma x tabanında 2
Bunun çarpma işlemine göre tersi olduğu için ne diyoruz? 1 bölü t'dir diyoruz. Yani logaritma x tabanında 2 yerine 1 bölü t yazıyoruz. Eksi 2t eksi 1 eşittir 0 şeklinde değişkenlerini değiştirdiğimiz denklem oluştu. Şimdi denklemin her iki tarafını t ile genişletiyorum arkadaşlar. T ile genişlettikten sonra bakın karşı tarafa attım ifadelerimi. Buradan arkadaşlar ne oldu? 2t kare artı t eksi 1 eşittir 0 denklemini elde ettim. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. Çarpanlarını ayırdım ve 0'a eşitledim. Buradan t'yi 1 bölü 2 ve t'yi eksi 1 olarak elde ettim. Evet, t kime demiştim ben? Logaritma 2 tabanında x'e. O zaman logaritma 2 tabanında x ya 1 bölü 2 ya da logaritma 2 tabanında x eksi 1 olacak arkadaşlar. Buradan yine üstel ifadeye, üstel fonksiyona çevirerek x eşittir 2 üzeri 1 bölü 2'den kök 2 oluyor. Diğerine baktığımızda x eşittir 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. O zaman çözüm kümemiz 1 bölü 2 ve kök 2 sayılarından oluşuyor. Evet arkadaşlar, çıkmış sorulardan önce logaritma ile ilgili güzel bir soruyla devam edelim. X üzeri ln x eşittir e kare çarpı x denkleminin kökler çarpımı bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz logaritmik denklemler de çokça karşımıza çıkacak. Şimdi bu sorunun özelliği ne arkadaşlar? Bu sorunun özelliği şu. Üstel bir ifade var bakın. X üzeri ln x var arkadaşlar. Şimdi bu soruların çözümünde özel bir yöntem kullanıyoruz. O da şu. Üstel ifadenin üstündeki logaritma neyse. Mesela burada ln. O zaman eşitliğin her iki tarafının e tabanında logaritmasını alıyoruz. Yani ln yazıyoruz. Üste logaritma 10 tabanı olsaydı her iki tarafa log 10 yazacaktık. Veya üste logaritma 5 olsaydı arkadaşlar, yani x üzeri logaritma 5 tabanında x olsaydı her iki tarafa, yani kırmızıyla yazdığım yerlere logaritma 5 tabanı yazacaktık. Burada ln olduğu için her iki tarafa ln yazdım. Bakın kırmızıyla yazdıkları. Evet, bu sorunun yöntemi bu. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar ln x üzeri ln x oldu. Yani x üzeri x ln'in içinde yer alıyor şu anda. Ve x üzeri ln x'in üstündeki ln x üst biçiminde. Logaritmanın kuralları gereği üssü biz başa atabiliyor muyduk arkadaşlar? O zaman ln x'i üst olduğu için başa attım. Ne oldu? Ln x çarpı ln x oldu. Şimdi eşitliğin karşı tarafına geçelim. Karşı tarafında da e kare ile x çarpım durumunda. O zaman yine logaritmanın kuralı gereği ben çarpımı toplam diye ayırabiliyor muydum? O zaman ln e kare artı ln x şeklinde bu ifadeyi de ayırdım. Evet, ln x'in karesi, ln x'i diğer tarafa attım eşitliğin diğer tarafına, eksi ln x. Ln e kare de 2'ye eşit olduğu için arkadaşlar o da eksi 2 olarak karşı tarafa geçti. Eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem elde ettim. Evet, yine değişken değiştirerek çözebiliriz. Veya böyle de çarpanlarını ayırabiliriz. Şimdi değişken değiştirelim. Ln x'e t dedim arkadaşlar. O zaman ln x'in karesi t kare oldu. T kare eksi t eksi 2 eşittir 0 denklemi elde ettim. Çarpanlarını ayırıp 0'a eşitlediğimde t'yi 2 ve t'yi eksi 1 buldum arkadaşlar. Kime t demiştim ben? Ln x'e. O zaman ln x eşittir 2 veya ln x eşittir eksi 1 oldu. Buradan ln x'in tabanı neydi arkadaşlar? E. O zaman x buradan e üzeri 2'den e kare. İkinci eşitlikte ln x eşittir eksi 1'de yine e üzeri eksi 1'den x'i 1 bölü e buluyoruz. Kökler çarpımını bulalım şimdi. Kökler çarpımı da e kare çarpı 1 bölü e'den e olarak elde edilir.
Evet, çıkmış soruları inceleyelim her zamanki gibi. 2012 LYS1 matematik testinde çıkan soruyla başlayalım. Logaritma 2 tabanında 3x artı logaritma 4 tabanında x kare eşittir 2 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Evet, çözümü her zamanki gibi tabanları birbirine benzetmekle başlıyoruz. İkinci toplama durumundaki ikinci ifadede tabanımız 4 olduğu için arkadaşlar onun yerine 2 üssü 2 yazdık. Buradan biliyorsunuz logaritmanın kuralı gereği neydi? Üstleri dışarıda oranlayabiliyorduk arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3x artı 2 bölü 2 buradan geldi. Yani üstleri dışarıda oranladık. 2 bölü 2 logaritma 2 tabanında x eşittir 2 oldu. Buradan logaritma 2 tabanında 3x artı logaritma 2 tabanında x eşittir 2 denklemini elde ettik. Biliyorsunuz toplama ne anlama geliyordu? Tabanlar aynıysa içlerini çarpabiliyorduk. O zaman yine logaritmanın kuralı gereği logaritma 2 tabanında 3x'e x'i çarptım ve 2'ye eşitledim. Logaritma 2 tabanında 3x kare eşittir 2 oldu. Burada arkadaşlar yine logaritmanın kuralı gereği 3x kare eşittir 2 üstü 2'den, bakın taban karşı tarafa yine taban olarak geçti, 2 üstü 2'den 4 oldu. Buradan da x kare eşittir 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. X kare 4 bölü 3 ise x buradan 2 bölü kök 3'tür. 2 bölü kök 3 şıklarda olmadığı için arkadaşlar kök 3 ile genişlettim paydasını ve 2 kök 3 bölü 3 olarak cevabı E şıkkında buldum. 2017 LYS1 matematik testindeki sorumuz da 2 bilinmeyenli logaritmik denklemlere örnek bir soru arkadaşlar. Ln x artı ln y 9'a eşitmiş. Ln x eksi ln y 3'e eşitmiş. Buna göre logaritma y tabanında x'in değeri kaçtır diye soruyor. Evet, iki bilinmeyen denklemleri nasıl çözüyorsak logaritmik denklemlerde de aynı yolu izliyoruz arkadaşlar. Zaten soruda gördüğünüz gibi çok açık. Ln x artı ln y 9, ln x eksi ln y de 3 olarak verilmiş. Burada bu iki ifadeyi taraf tarafa topluyorum. Ve ln y'ler gidiyor arkadaşlar. 2 ln x'i 12, ln x'i 6 olarak buluyorum. Ln x'i getirip yerine yazıyorum arkadaşlar. Ln x artı ln y 9'du. Ln x yerine 6'yı yazdım. Ln y'yi buradan 3 buldum. Arkadaşlar bize logaritma y tabanında x'i soruyor. Öyle değil mi? Ben elimde ne var? Ln x ve ln y var. Ben logaritma y tabanında x'i e tabanına göre taban değiştiriyorum. Bakın en kolay soruyu bu şekilde çözebiliriz. O zaman ln x bölü ln y oluyor arkadaşlar. E tabanına göre taban değiştirdim. Bakın burada arkadaşlar. O zaman ln x'i yerine yazıyorum 6, ln y'yi yerine yazıyorum 3. Cevabı da 2 olarak buluyorum. Cevabım B seçeneğinde. Bu videomuzda logaritmik denklemler konusunu işledik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda üstel eşitsizlikleri işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.